Neslihan'ın Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün yumuşacık, mayalı poğaça yapacağız. Kabımızın içerisine ilk önce mayamızı alıyoruz. Sütümüzü, suyumuzu, sıvı yağımızı. Kabımızı aldıktan sonra güzelce mayamız eriyene kadar karıştırıyoruz. Kullandığımız su muhakkak ılık, hatta ılıktan birazcık daha sıcak olmalıdır. Sütünüzün de oda sıcaklığında olması gerekiyor. Mayam tamamen eridikten sonra şekerimi ilave ediyorum. Tekrar birkaç tur karıştırıyorum. Bu şekilde 5 dakika mayamızı aktif hale getireceğiz. 5 dakika bekledikten sonra bir tam yumurta, iki adet yumurtanın akı sarılarını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Yumurtalar iyice karışana kadar tekrar karıştırma işlemi yapıyoruz. Unumu ilave ediyorum. 7 su bardağı kadar un kullandım. Ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Malzemeler de net olarak bu tarifin altında yazılı olacaktır. Oradan da göz atabilirsiniz. Tuzumu ekledim. Yoğurmaya başlıyorum. Bu hamurun tek özelliği ele yapışan bir hamur olması. Toplamda 7 su bardağı kadar un kullandım. Daha sonra bir kaşık yardımıyla elimdeki hamurları alıyorum. Ve üzerine bir buzdolabı poşeti ya da streç film ile kapatıyorum. Daha sonra sofra bezini örterek 30 dakika kadar mayalamaya bırakıyorum. 30 dakika sonrasında 2, 3 hatta 4 katı kadar kabarmış oluyor. Zeytinyağı yardımıyla ya da sıvı yağ yardımıyla elime bulaşmasın diye parmaklarımı yağ batırarak hamurumu tekrar mayasını indiriyorum. Arada elimi yağlayarak mandalina büyüklüğünde parçalar alıp iç harcımızdan koyarak yuvarlayıp tepsimize diziyoruz. Muhakkak her bezeden önce parmaklarımıza yağ batırırsak bizim için daha kolay ve pratik olacaktır. Tüm hamurun bitene kadar bu işleme devam ediyorum.
Daha sonra tepsi mayasına bırakıyorum. 15 dakika kadar. 15 dakika mayalandıktan sonra ayırdığımız yumurta sarılarını sürüyoruz. Çörek otu ve susam serpip önceden ısıttığımız fırına vererek 25 ila 30 dakika arası pişiriyoruz. Oldukça basit ve kolay bu poğaça tarifim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yumuşacık, puf puf. Bir sofra bezi örterek 5 dakika kadar dinlendirdim. Şu an hala duman üstünde diyebiliriz. O yüzden tam tutamıyorum ama gerçekten yumuşacık oldu. Eğer ki videomun sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.